Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere birkaç video önceki tanıtmış olduğum Rocky indikatörünü tanıtıyor olacağım arkadaşlar. Bu indikatörün güncellenen versiyonlarının bir önceki halini görmek isterseniz de o videolara bakabilirsiniz. Pekala, videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizler için e, düzenli olarak her gün ya da iki günde bir mutlaka ücretli ve ücretsiz indikatörler tanıtmaya devam ediyorum. Sadece işinize yarayacak indikatörleri paylaşıyorum. Bu yüzden kanala destek olmak isterseniz de videoyu beğenip kanala abone olmanız gerçekten benim için büyük önem arz ediyor. Gelelim videomuza. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim bu indikatörün güncellemedeki bir önceki versiyonunu e, gerçekten çok beğenmişsiniz fakat şöyle bir durum olmuştu. O indikatörde İlk versiyonunda bazı non repaint olayları vardı arkadaşlar. Non repaint ne demek? Yani crossover olan düzeneklerde kurulan study ve strateji fark etmez. Indikatörlerde bu durum düzeltilemeyecek bir durumda arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim iki tane kesişim olduğunu düşünün. Bu kesişim mum kapanmadan önce. Kesiştik, kesişip mum kapandıktan sonra eğer kesişimini kaybederse buradaki sinyal tamamen önümüze çıkıyor ve daha sonra mum kapan kapandıktan sonra bu kesişim olmadığı için daha sonrasında ekranlarımızdan siliniyor arkadaşlar ve bizler de 1 saatlik grafiklerde işlem yaptığımız için bu durumları çok nadir de olsa rastlayabiliyorduk. Ee, bunun önüne geçmiştim ben bu non repaint'i durdurmuştum. Ee, kesinlikle ortadan kaldırmıştım bir önceki versiyonda. Bu bu arada 3. versiyonu. E durdurduktan sonra arkadaşlar dedi ki ya hocam ilk versiyonu gerçekten muazzamdı. Zaten şöyle söyleyeyim bizlere da bu grafik grafiğimiz üzerinde çıkan sinyaller yanlış sinyaller değil. Yani daha sonradan kaybolan sinyaller yanlış sinyaller değil arkadaşlar. Bunlar doğru sinyaller. Sadece kesişim mum kapanışında gittiği için artık kesişim kaybolduğu için ondan dolayı bizlerin ekranlarından çıkıyordu. Ben de bunu istinaden şu anki indikatörümüzü ilk versiyonda güncelledim ve içerisine neler ekledim bir önceki videoda çok detaylı olarak tanıtamamıştım. Bu videoda sizlere bunları daha detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. İndikatörün son özelliğinde arkadaşlar stop loss ve take profit sekmelerini sizler için ekledim. Zaten sil bölümünden de isteyen arkadaşlar bunları kullanabilir. Veyahut şu şekilde yapabilirsiniz. İşte ben e, kendi belirlemek istemiyorum. Sadece trend dayalı gitmek istiyorum derseniz buradan trend çizgilerini rahatlıkla kaldırabilirsiniz ve sistem tamamen ilk versiyondaki güncelleme ile Aynı olarak bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde siz de işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Veyahut ben kar ya da zarar kullanmak istiyorum. Kendi karıda zararımı belirleyeceğim derseniz de buradan bunları açarsınız. Zaten sizlere açılı olarak geliyor. Buradan da işte ben at, tamamen sallayarak girdim buraya. 1'e 5 yazdım. %1 kar, %5 stop loss girdim. Bu şekilde de bakmış olduğumuz zaman indikatör gayet rahat ve mantıklı bir şekilde bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kullanımlarınızı bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Gerçekten kar al ve stop seviyelerinin orantıları muazzam derecede güzel bir şekilde kodlandı. Sizleri rahatsız etmeyecek şekilde hiçbir ekstra ek ayar yapmadan bunları rahatlıkla kullanabileceksiniz. Alarm kondisyonu bölümünde neler var? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Alarm arkadaşlar Arkadaşlar ben burada şu şekilde bir şey yaptım. Long alarm, long stop, take profit ve short'un aynı şekilde stop ve take profit olarak 3'e ayırdım. Her kademe için toplam 6 şekilde alarm kurabiliyorsunuz. Bu arada aklınızda bulunsun. Diğer indikatörlerde de alarm kurduğunuz zaman her çubuk, her çubuk kapanışında bir kez diye alarmı ayarlarsanız sizlere de problem çıkartmaz. Bu indikatörü aynı zamanda bota da rahatlıkla bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hem manuel hem de bota bağlanabilir bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Şunu da çok sorun oluyor. Kripto dışında herhangi bir şeyde biz bu indikatörde işlem yapabilir miyiz diye soran oluyor. Arkadaşlar hisselerde daha henüz deneyimleyemedim ama şöyle mesela bir Türk Hava Yolları hissesi açayım. Kriptoya mı ayarladık? Ondan dolayı mı çıkmıyor? Tam bilemiyorum ama şöyle bir tekrardan denemek istiyorum. Videoyu çok uzatacaksa. tümü dedik. Evet, THY diyelim. Hemen şöyle karşımıza çıktı mesela Türk Hava Yolları'nın hisselerinde bir tane deneme yapalım. Ee, çok fazla deneyimlemedim. Açıkçası hisseler nasıl çalışıyla alakalı bir durumum yok. Fakat şöyle bir durum var. Ben burada karımı yüzde bir ayarladım. Bunların tabii ki de hisseye göre tekrardan dağılımı ve ayarlanmasının yapılması gerekiyor. Hisseli grafiklerde de çalışacağını düşünüyorum. Tabii ki de kar ve zarar oranlarını burada gerçekten çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Şu anda indikatör hisseler için ekstra bir ayar yapılmadı ama görmüş olduğumuz sonuçlar da gayet güzel arkadaşlar burada. Kar oranlarını da rahatlıkla göre biliyorsunuz sizleri kesinlikle sıkıntıya sokmayacak durumlardadır. Hisseleri kullanmak isteyen arkadaşlar tabii ki de değerlendirebilir. Gelelim nerede kalmış? Şöyle rastgele yine bir tane koyun açayım e diyeyim. Doştan şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Fark etmez ya da Dogecoin'den de bakabiliriz. Direkt Dogecoin'den anlatımımıza devam edelim. Biliyorsunuz ayrıca indikatörde arkadaşlar turbo modu da var. Turbo moduna da bastığımız zaman bizler için ne oluyor? Bütün senaryo değişiyor. İşlemlerin giriş çıkış yerleri vesaire hepsi tamamen farklışıyor ve bizler de işlemlerimizde bu şekilde aksiyonlar alabiliyoruz. Yani tamamen sizin kullanımınız için, kullanım kolaylığınız için bunları e, ayarladım ben. Rahatlıkla kar ve zarar oranlarınızı girdiğiniz zaman indikatör tamamen buna rahatlıkla adapte olabiliyor ve e, turbo modunda dahi sizlere güzel sonuçlar çıkartıyor. Turbo modunun özelliği de şu. Eğer bir grafik gördüğünüz, mesela şu anda bakıyorum herhangi bir stop seviyesi görebilecek miyim? Mesela ne demişim? Dent demişim. Mesela burada bir tane stop loss'um var. Onun dışında grafiğin bana uyguladığı tarifene Indikatör. Bu grafik üzerinde gerçekten güzel sonuçlar vermiş değil mi? Şu anda turbo modunda olduğumuz için hemen şöyle çıkaralım bakıyorum normal moddayım. Normal modda baktığım zaman da evet gayet güzel sonuçlar vermiş ve benim işime yarayacak durum bu. Ben bu grafikte işlem yapmak istiyorum fakat şu anda normal modda diğerlerine göre daha yavaş sinyal verdiği için ben bunu hemen ne yapıyorum? Turbo moduna alıyorum. Turbo moduna aldığım zaman bana daha fazla sinyal çıkarttığından dolayı ben de rahatlıkla daha yakın zamandaki işlemlerimi ayarlayabiliyorum. İsterseniz tabii ki de dakikayı düşürüp 15 dakikalık grafiklerde de işlem yapabilirsiniz. Fakat burada karınızı düşürmeniz lazım arkadaşlar. Düşürmesek bir şey olur mu? Olmaz. Fakat dediğim gibi 15 dakikalık grafiklerde de rahatlıkla işlem yapabilmek için kar ve zarar stabilizasyonunuzu çok iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Nedenini şöyle anlatayım sizlere. Ben şu an karı bir girdim ama bota bağlayacak arkadaşlar için konuşuyorum şu anda. Ya da manuelde yapıyorsanız sizin için de Herhangi bir şey fark etmez. Şöyle 0.35 yapmak istiyorum. Tamam dedim ve tamam dediğim zaman ne oluyor? Grafiğin gidişatı benim için tamamen rahatlıkla bütünleşiyor ne oluyor bakın burada görmüş olduğunuz gibi komple kar alıyorum Bakın görmüş olduğunuz gibi komple kar alıyorum şurada sadece bir tane stopumuz var Burada tabii ki de bizlerin bu işlemi Karla kapatma olasılığı yok denecek kadar az Çünkü neden hiç neredeyse yükselmemiş grafik Burada tabii ki stopumuzu Rahatlıkla ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar stop seviyemizi düzgün bir şekilde yaptığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi bütün ekranım yemyeşil ve bir tane stopumuz var Burada stop ayarınızı rahatlıkla yaptıktan sonra bota bağladıktan sonra da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Turbo modunu da sizlere bu şekilde anlatmış oldum. Devam edelim. Farklı bir grafiğe geçiş yapayım. Farklı bir grafiğe geçiş yaptım. Burada da aynı durum geçerli. Sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada mesela iki tane short işlemi verilmiş yan yana. Bu short işlemlerimde ben bunların bağlamını Bağlamanın normalde bizim e, Rolling Long e, prolex indikatörümüz var. O tamamen kademeli indikatör. Bu indikatörü kademeli kullanıma e, aslında uygun tutmak istedim ama kullanıcıların çoğu sadece alsat olarak kullanmak istediği için de. Çok fazla e, açıkçası düzenlemeye de fırsatım olmadı. O yüzden Take Profit bölümlerine Prolex'teki gibi bağlamadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani burada ikinci bir kademe aldığı zaman sadece ilk girmiş olduğunuz işlemin Take Profit oranı ve Stop Loss oranı yazıyor. Girişlerinizi buna göre rahatlıkla düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Stop'unuzu ve karınızı yakın tuttuğunuz sürece herhangi bir problem olmaz. Burada zaten e, kar almış. iki giriş yaptığınızı varsayarsak iki girişin karınızı alırsınız ama bu tabii ki de benim çok önerdiğim bir durum değil. Buna göre e, hedeflerinizi belirlemeniz çok önceden rahatlıkla e, güzel olur. Daha düşük dakikalarda kullanım için garanti vermiyorum kesinlikle bilginiz olsun. E, burada tabii ki de işlem sıklığı artacaktır ama grafiğe göre işlemlere e, sokabilirsiniz kendinizi. Ufak tefek karlar içinde bir dakikalık grafikler zararlı değil ama ben sadece önermiyorum dediğim gibi. isterseniz tabii ki de şöyle atıyorum CZ'ye geçelim. Coin çok ciddi hareketler yapmadığı sürece sizleri bir sıkıntıya sokmaz normal kademeli alım gibi bakın alım yerleri gayet muazzam şu anda ne, ne şekilde görebiliyorsunuz bilmiyorum ama bakın neredeyse grafiğin en diplerinden aldırmaya devam etmiş eğer kademeli olarak da kullanmak istiyorsanız düşük dakikalık zaman dilimlerinde de kademeli olarak kullanabilirsiniz sizlerden gelen talebe göre kademeli ya da kademesiz kodlamasını yapmaya devam edeceğim arkadaşlar indikatörle ilgili tüm bilgiler aşağıda açıklama kısmındaki internet sitemizde var bu indikatör bir ücretli indikatör indikatörü satın almak için de şu anda bir kampanya yaptım. 2 ay e, satın alıyorsunuz. 2 aylık 50 dolar diye bir kampanya yaptık. Eğer almak isterseniz de indikatörümüzü de internet sitemizde güncellemeleriyle beraber ekleyeceğim. Sizler de oradan indikatöre detaylıca ulaşabileceksiniz. Sorularınız için dediğim gibi şahsi telegramım ve telegram kanalımız da mevcut. Ya da internet sitemizin canlı desteği üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalı takipte kalın.